Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail protestolarında yaşanan şiddet sahneleri vardı. Rektörler, akademisyenler linç ediliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve batılı ülkeleri de bu sahneler karşısında sessiz kalmakla suçladı. Bazı prestijli Amerikan üniversitelerinde vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Şiddete zulme, eziyete hatta işkenceye maruz kalıyor. Rektörler, profesörler işten atılıyor, linç ediliyor. Hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. İsrail karşıtı eylemlerde şiddet uygulanmasına tepki gösterdi. ABD polisinin antidemokratik tavrına ses çıkartmayan Batı'ya seslendi. Hiçbirinin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayında konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları vardı. Bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir batılı lider tepki göstermedi, sesini yükseltmedi. İsrail'e artık yeter diyecek bir cesur yürek maalesef çıkmadı. Aylarca Ateşkes çağrısı yapacak cesareti dahi gösteremediler. Evet bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği gibi Amerika'daki üniversitelerde Gazze isyanı büyüyor. İsrail karşıtı üniversite eylemleri polis müdahalesiyle bastırılmak isteniyor ve 18 Nisan'dan bu yana da e, 700'ün üzerinde kişi gözaltına alındı ki bunun içinde akademisyenler de var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump polisin öğrencilere uyguladığı sert müdahale için izlemek güzeldi diye destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek için ayaklanan üniversite öğrencilerinin eylemleri polis baskınlarıyla bölünüyor ancak protestolar tüm engellemelere rağmen sürüyor. En sıcak noktalardan biri Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi. İsrail yanlıları Filistin destekçisi eylemcilerin kamp basınca kaos patlak vermişti. Karşıt görüşlü gruplar birbirleriyle saatlerce çatıştı. Olaya iki saat sonra müdahale eden polis tepkilerin hedefine yerleşti. Saldırıya uğrayan Filistin yanlısı gruplar yardım istemelerine rağmen polisin seyirci kaldığını söylüyor. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da geciken polis müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Olayın ardından kampüse yüzlerce çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Kamp boşaltmayan öğrencilere müdahale edilince arbede çıktı. Okul yönetimi iki günlüğüne uzaktan öğretime geçme kararı aldı. Protestolara New York'taki Fordham Üniversitesi de katıldı. Bu kez kampüs bahçesine değil, bina içine çadırlar kuruldu. Üniversite yönetimi ise protestoculara eylem sırasında uzaklaştırma belgesi tebliğ etti ve kampüse polisi çağırdı. Çadırları kaldıran polis, insan zinciri oluşturan öğrencileri ters ile gözaltına aldı. Dışarıdaki öğrenciler intifada sloganları attı. Teksas Üniversitesi'nde polis kampüsteki çadırları topladı. En az 17 öğrenci gözaltına alındı. Yale Üniversitesi öğrencileri ise Filistin'deki soykırıma yatırım yapmaya devam ettiği gerekçesiyle üniversite başkanı Peter Salovey'in evine yürüdü. ve protestoların çıkış noktası. New York'taki Columbia Üniversitesi en şiddetli polis baskınına sahne oldu. Hamilton Hall binasını işgal eden öğrenciler dağıtıldı. 300 kişi gözaltına alındı. Profesörler ve öğrenciler üniversite yönetimine tepkili. Dün gece polis şiddetine maruz kaldık. Barışçıl protestomuza rağmen polis tarafından dövüldük. Başkanlık seçimlerinde yarışan Donald Trump, Kolombiya Üniversitesi'ne düzenlenen polis baskınından memnun. İzlemesi çok güzeldi dedi. New York kuşatma altındaydı. Kolombiya Üniversitesi'ne başkanlık eden kadın o kadar zayıftı ki çok kötüydü. Ama çok güzel bir şey oldu. Polis geldi ve tam iki saat içinde her şey bitti. İzlemesi çok güzel bir şeydi. ABD Temsilciler Meclisi'nde ise antisemitizmle mücadele başlıklı yasa tasarısı onaylandı. Tartışmaya yol açan tasarı, kampüslerdeki eylemlerin antisemitik olduğu gerekçesiyle bastırılmasına imkan tanıyor. Karşı çıkanlarsa tasarının ifade özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekiyor. ABD'deki üniversite hareketi Avrupa'ya da yayılıyor. Fransa'nın ardından İngiltere'de de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek eylemi yaptı. Newcastle Üniversitesi'nin kampüsünde çadırlar kuruldu, Filistin bayrakları asıldı.